Bunlar, yani bilmiyorum, bu PKK militanları sadece sokaklarımız değil evlerimizi bile elimizden aldılar. Evlerimizi kazıyordular, ya evimize giriyorlar, bizleri tehdit ediyorlar. Biz gerçekten bunlardan artık çok rahatsız, bunların bitmesini istiyoruz. Hepsinin sabah okula gelip gidiyoruz ama gidemiyorduk. Niye? Korkuyorduk çünkü hepsinin yüzleri kapalı, hepsinin eline silahlarla böyle ya geçemiyorduk onların yanından. Bunlar barış falan da istemiyor. Her barış istediklerinde de zaten ellerinde silahlarla ya halka saldırıyorlar artık bunlar. Bence ya istedikleri barış falan da değil, savaş, yani halkı bölmek, ya şey, ülkeyi bölmeye çalışıyorlar bunlar. 22 gün boyunca kaldım. 22 gün boyunca bombaların arasında kaldım ve hani evimizde ya yiyeceğimiz bile kalmamıştı artık. Mutfağa sığınarak, artık herkes zaten sur içinde kalanlar bodruma sığınarak, mutfağa sığınarak, yani köşe bucağa sığınarak yaşıyordu. Yoksa hani kimse zaten değil dışarıya çıkmak. Hani normal pencereye bile kafasını çıkaramıyordu. Çünkü artık çok feci şiddetli sarsıntılar ve bomba sesleri vardı. Her yerde patlayıcılar vardı. Her yere patlayıcı döşenmişti. Ama ben özgür değilim. Ben 2-3 aydır evimdeyim ve evimde mahsurum. Bu benim özgürlüğümü gerçekten çok kısıtlıyor. Bunlar özgürlük için savaşmıyor. Ben 2-3 aydır eğitimime gerçekten çok, yani büyük bir ara verildi benim eğitimime. Ben şu an üniversiteye hazırlanıyorum ve kendi geleceğimdeki hayallerimi, hedeflerimi, ümitlerimi hepsini yok ettiler. Yani bu PKK yandaşları sadece ben değil, benim gibi birçok gencin de hayalleriyle oynadılar. Şu an benim gibi olan bir sürü genç artık psikolojik, ben artık ders çalışamıyor. Artık ya hedeflerine odaklanamıyorlar. Ders çalışamıyorlar. Ya ben de aynı şekil hedeflerim vardı, hayallerim vardı. Yani geleceğe dair ümitlerim vardı. Hepsini birden yok ettiler. Ya böyle artık ders çalışma ümidimiz bile, ya ders çalışma hevesimiz bile artık kalmadı. Çalışamıyoruz çünkü psikolojik ben çok düşük, ya çok düşük noktalara artık düştük. Bayağı bir düştük. Kıyorduk ailece. Gidemiyorduk artık. O hendekler açılıyor. Gidemiyorduk. Evet. Gidemiyorduk. Gidince de ellerinde teröristlerin ellerinde silahlar, korkuyorduk artık gidelim. O bomba sesleri, silah sesleri hala da benim aklımda, hala gitmiyor artık. Artık psikolojimiz bozulmuş, ders çalışamıyoruz.